Merhabalar. Merhabalar. Ne yapıyorsun? Bakayım. Ne yapıyorsun? Şimdi ben videoyu yapacağım. Evet arkadaşlar, bugün Bilge Kağan'ın doğum günü. İyi ki doğduğunu yapacağız. Biz hatta şu fanı da bir kapatalım. Sesimiz parazit yapacak galiba. Değil mi? Açıyorum galiba, kapatıyorum derken. Ne yapacağız şimdi? Biz pasta keseceğiz değil mi? Evet. Ne oldu? Sen kaç yaşında olacaksın bugün? 13 yaşında. 10 yaşında değil, 3 yaşına gireceksin. 13 yaşında. Hayır, 3 yaşında olacaksın sen. 3 yaşında. Evet arkadaşlar, Bilge Kağan artık kocaman bir beyefendi oldu. 3 yaşında olacak değil mi? Anlamadım. Ha, başka, evet, Bilge Kağan'ın şapkaları da vardı arkadaşlar. Biz böyle takmadan yırttık bunları. Kazayla yırtıldı galiba değil mi? Oynarken böyle yırtıldı bu şapkalarımız da. Tamam, onun lastiğini diğer tarafa takmak gerekiyor Bilge Kağan. Daha sonra onu da takarız. Bakalım Orçun abi ne yapıyor? Orçun şapkası çok güzel. Evet. Bak Orçun abi yırtmamış. Gayet güzel duruyor şapkası değil mi? Orçun abinin şapkası bir saat. Öyle mi? Bayağı ne var üzerinde? Balona mı onlar? Pizza bayağı değil. Bayağı gibi. Evet. Hadi pizza. Ne yapalım? Pastamızı getirelim mi artık? Aha. Heyecanlı mıyız? Aha. Hadi gel bakalım. Evet, şimdi babamız pastamızı getirecek. Mumları söndüreceğiz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bilge Kağan'a iyi ki doğdun yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Bilge Kağan artık 3 yaşında oldu. Kağan çok büyüdü artık. Evet. Evet. Kağan sen kaç yaşında oldun? 10 yaşında. 10 mu? 3 yaşında olacaksın. Hayır, 10 yaşında. Ya 10 yaşında değilsin, 3 yaşında olacaksın. Hayır, 10 yaşında. 10 yaşında. Tamam o zaman, 10 yaşında olmuş arkadaşlar Bilge Kağan. Hani yapacak bir şey yok. Bilge Kağan ben 10 yaşındayım diyor. Çok büyüdüm ben diyor. Yedi tamam. 10 yaşında olacak. Bir de çok yağmur yağıyor arkadaşlar bu arada, değil mi? Gök gürültüsü geliyor. Evet, pastayı kesecek Bilge Kağan. Çok heyecanlı galiba değil mi Bilge Kağan? Biraz heyecanlı sanki. Bak, daha fazla elle var. Bakalım. Evet, Tyson top oyunu değil mi anneciğim? Tyson yine bugün yaptı yapacağını. Bütün topları parçalamış. Buradayken de Bilge Kağan'ın oyuncaklarını parçalamıştı değil mi? Evet. Oyun oynuyorum diye bütün toplarını yedi. Marla da öyle yaptı. Hades'i zaten anlatmaya gerek yok. Çok da özledik değil mi Hades'i? Özledin mi Kağan Hades'i? Özledim. Hades'i böyle özledim. Buraya mı getirsin Tayfun abin Hades'i? Tayfun abi de gelemedi bugün, çok işleri varmış. Evet. Değil mi? Daha gelmemiş pastamız. Tabaklarımız gelmiş. Evet, pastamız birazdan gelecek tamam. Evet. Aa, bu arada bunu da almış. Aferin. Kağan ne yapıyorsun? Oo, çok gök görülüyor. Tabii sabırsızlara Bilge Kağan'ı örtün beklerken. Beklemek çok sıkıcı değil mi Bilge Kağan? Ben çok sıkıcı. Biz hazırız, bekliyoruz. Işıkları burada mı yakalım? Burada. Diğer ışıkta var. Önce yakalım o zaman. Önce yakalım o zaman. Baba. Tamam. Sen şimdi şeye gelene kadar. Tamam, gel getir istersen, burada yakalım bence. Bir yakanın yanıp bakışına bakar mısın? Ay nasıl güldük öyle. Hadi babası çabuk ol, çok sabırsızız. Biz burada heyecanla bekliyoruz. Ama biz ona 3 tane mum koyduk. 3 tane olduğu için çok az ışık yapıyor arkadaşlar. Ondan da diğer ışığı kapatmadık. Şöyle pastamız da geldi. Bakabilir miyim? Wow! Çok güzel bir pasta Bilge Kağan bu. Evet. Ne yapalım? Söndürelim mi? Abi. Onları da mı yakalım? Ama önce mumları mı söndürsek? Onların arasında ben bayağı bir bol koydum onları. Mumlar kaybolacak. Yak. Tamam, sen önce. Hadi, başlayalım mı? Hayır, başlayalım. Hayır, başlamayalım. O zaman Bilge Kağan nasıl istiyorsa öyle yapalım.
burada. Tamam, şöyle biraz yapacağız? Bu tarafa çekelim ama yüzüne gelebilir Bilge Kağan. Tamam babası, yap bakalım onları. Yalnız çok yaklaşma Bilge Kağan. Bunların hepsini yakarsak galiba büyük bir alev çıkacak buradan. Evet, pasta yanacak. Gördün mü? Çok yaklaşma ama çok yaklaşma. Babası birazcık daha şöyle mi çekseydi? Şöyle çekelim. Sıçrıyor. Evet. Heh. Çok güzel yanıyorlar ya. Evet, bir tane kaldı. Onu son olarak yakacağız. Şurayı bir sesini anneciğim. Evet. Anne. Efendim. Burada küçük evet, hep mum var. Şu an 3 tane mumumuz var. Zaten arkadaşlar mumlarımız bitti. Neredeyse biz daha mumları söndüremedik. Anne. Son olarak şimdi şunu da yakalım. Mumlar. Ondan sonra mumumuzu söndürelim. Evet. Mumlar. Oldu mu? Şimdi söndürelim artık. Hadi Bilge Kağan. İyi ki doğdum Bilge Kağan. İyi ki doğdum Bilge Kağan. İyi ki doğdum, iyi ki doğdum. Mutlu yıllar sana. O çok yaklaşma Bilge Kağan, çok yaklaşma. Kalsın kalsın. Bravo. Evet arkadaşlar, Bilge Kağan artık 3 yaşında oldu. O sönmeyecek anneciğim. Farklı bir tıba. Onu ağzımıza almıyoruz Bilge Kağan. Şimdi ne yapalım? Babası onları alalım da Bilge Kağan'la Orçun abi size yardımcı olsun. Pastamızı keselim. Ya burada çikolata erimiş, bunları koyduk ya. Evet, çok sıcak bir de. Değil mi? Şimdi ben tekrar sorayım bakalım Bilge Kağan'a. Bilge Kağan, sen kaç yaşında oldun anneciğim? Anne. Ay hala 10 yaşında, 13 yaşında. Anne, ben onları sevalım. Burada onları da sevalım, onları. Evet, bir tane de bıçak alabilir miyiz babası? Normal yemek bıçağı alalım. Tabii ki, ben servise geliyorum. Tamam, bekliyoruz. Baba servis yapsın, ne olacak sanki değil mi oğlum? Ay çok eğlenceliydi yalnız Bilge Kağan değil mi? Evet. Evim içi çok fena koktu yalnız, şu an duman oldu her taraf. Çok böyle yanan çikolata kokuyor. Evet. Üstelik parçalıkları da kokmuş bir şey ya. Olsun, temizleriz. Evet, iyi ki doğdun Bilge Kağan. Kağan patlasını kessin. Ben hani normal yemek bıçağı dedim ya, tehlike yaratmasın diye sen gittin koca bıçak getirdin. Neyse hadi bakalım. Aferin Bilge Kağan'a. Kocaman bir alkış Bilge Kağan'a. Tamam, hadi Orçun abi sen yardım et bakalım. Şöyle küçük bir parça tabağa alalım, bir de tadına bakalım arkadaşlar. Pastamız nasılmış? Pastayı da bu arada Bilge Kağan beğendi arkadaşlar. Kağan çok seviyor pasta yemeği. Evet, Kağan'la birlikte gittik. Kağan bunu beğendi. Onu aldık biz de. Kağan sen mi seçtin? Ana, orada bir tadalım. Evet, şimdi tadalım bakalım. Ana, bir tane pasta var bunda. Tamam babası, çok minik minik koyarsan. Ana. Yiyemez zaten o sırada. Bence birlikte yesinler Orçun'la ya da öyle ana, yapalım. Bir de... Ha, şu şekerlerden de koyalım. Kurabiye galiba onlar. Kurabiye gibi şeker. Heh, tamam. Şimdi hadi bir tadını da bir bakalım. Hadi bak Kağan, çatalım burada. Bak tadını. Ah, bundan mı? Bak, koydu buraya. Ha, burada varmış. Baksana, buraya koyduk anneciğim. Hadi tadına da bir bakalım bakalım. Hadi bak bakayım tadına. Bilge Kağan. Anne alıyor, onun salata bayılıyor. Öyle mi? Ha.
Neyse Orçun abisi sen başla bakayım yemeği. Bakalım nasıl tamam, tutadı. Ben keseceğim. Bir tane normal bıçak getirir misin babası? Normal yemekte kullandığımız bıçak. Tamam, bırak o zaman. Burada kalsın, sana normal küçük bıçak getireyim. Aa Bilge Kağan'ın burada cücükleri de vardı. Ben şu cücükleri de bir vereyim. Evet, güzel de. Nerede bu Bilge Kağan'ın cücükleri? Burada. Ay alamadım. Aa bak, cücüklerin de burada kalmış. Böyle maskelerin de burada kalmış. Ötüyor mu, bir bak bakalım. Sen ötürebiliyor musun Orçun onu? Nasıl yapıldı ben de bilmiyorum açıkçası. Oo, yalnız Bilge Kağan yaptı Orçun. Yap bakalım. Yaz hazır. Ses çıkmıyor onlardan. Niye çıkmıyor? Bilmiyorum, belki bir taktiği vardır. Ben de bilmiyorum da yalnız görüntü güzel. Ses koymamış ya sandım buna. Bilmiyorum. Komik. ne yapalım şimdi? Pastamızı yemeyeceğiz galiba biz. Yiyelim mi kan pastadan? Neyse hadi Orçun sen bence bir tat bakalım. Bakayım tadı nasılmış. Bakalım nasılmış, böyle turuncu turuncu beğendik. Güzel mi? Bak çok lezzetliymiş pastamız. Turuncunun da portakal tadı var. Evet, şimdi ne yapalım o zaman? Bilge Kağan'a tekrardan bir iyi ki doğdun diyelim. Evet. İyi ki doğdun Bilge Kağan. İyi ki doğdun. Kutlu ve mutlu ol anneciğim. Ne yapalım? Hadi arkadaşlara bir bay bay yapalım mı? Bye. Arkadaşlar biz pastamızı yemeye devam edeceğiz. Hadi. Hadi arkadaşlara bir bay bay yapalım anneciğim. Ama Bilge Kağan şu an çok meşgul. Onu anlamak gerekiyor. Öptük mü? Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.